Merhaba, Nuray Mert'le karşınızdayım. Ben Gamze Elvan. Nuray Mert'le bu hafta hem İran'ı hem de İsrail'i hem de Kobani davasını konuşacağız. Hocam merhaba. Bütün bunları nasıl o kadar zamanla konuştuk? Benim için bile bir soru işareti. Hadi bakalım. Hocam zamanımız var diyelim, konuşuruz. Yani bir sürü şey konuştuk. Öncelikle İran'a başlamak isterim. İran'la başlamak isterim. Çünkü pazar günü bir helikopter kazası oldu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in bu kazada hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede 5 günlük yas ilan edildi. Resmi tören bugün başladı, cenaze töreni. Perşembe günü defnedilecek. Aslında hem siyasi boyutu nasıl etkileyecek, bunları konuşmak istiyorum. İran bu ölümden nasıl etkilenecek? Şimdiki düzen nasıl olacak? Orta Doğu'da kartlar yeniden mi dağıtılacak diye size sorarak başlamak isterim. Yok tabii. Orta Doğu'da zaten her gün bir gelişme oluyor ve hepsi de aslında büyük tabloyu etkileyecek gelişmeler oluyor. Bu tabii çok fevkalade bir olay. Asıl belki öncelikle konuşup bir tarafa bırakmamız gereken şey bu komplo meselesi. Daha doğrusu komplo da diyor. Öyle bir ortamda oldu. Yani başka bir zaman da olsa zaten bir ülkenin hem Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanı'nın bir kazaya kurban gitmesi büyük bir olay. Bu ülkenin İran olması meseleyi daha karmaşıklaştırıyor. Bu dönemde olması, yani İran her zaman önemli, her zaman çatışmaların, tartışmaların odağında. Ama özellikle de bu dönemde, özellikle de çok yakın geçmişte işte Hamas Savaşı, İsrail'in İran'ı da bu işin içine çekmeye, İsrail'de en azından bir kesimin çalışması, İran'ın uzak durması ama sonuç itibariyle karşılıklı böyle işte kontrollü bir takım girişimlerin olmuş olması, değil mi? İşte İsrail İran'a bir saldırı, kontrollü saldırı yapıyor. İran'da doğrudan füze saldırısı yapıyor. Yine kontrollü, yani işte böyle sivil alanlar falan, daha doğrusu kimsenin pek de zarar görmeyeceği uyarı mahiyetinde, mesajlaşma mahiyetinde. Ama işler bu kadar tırmandığı bir ortamda böyle bir şey olması tabii ister istemez, yani komplo dedim ben de, ama ister istemez herkesin dikkatini çekecek ve soru işareti uyandıracak bir şey. Çünkü ve o yüzden de hemen zaten sadece herkesin değil, işte o yüzden de İsrail hemen açıklama yapıyor. Amerika hemen açıklama yapıyor. Ya bizim dahilimiz yoktur. Çünkü hemen böyle bir şeyden hep beklenir. Yani İsrail'de bir karşı hamle yaptı. Veya ABD ile birlikte yaptı. Gibi bir, yani o gerçek olmasa da daha gerçeğe yakın gibi gözüküyor. Kaza ihtimali daha gerçeğe yakın olmasına rağmen daha uzak ihtimal olarak görüyor. Bu da aslında çok tabii. Ben şahsen bunun kaza olduğunu düşünüyorum. Ve de diğer taraftan da, yani başka şeyler devreye girmiş olsa bile zaten olayın olma hali de sorgulanmaya, yani kaza olma ihtimali açısından dikkate alınmaya değer. O da yani gerçekten bir ülkenin iki tane önemli siyasetçisinin, ki Dışişleri Bakanlığı'nın da fazladan önemi oldu. Bunlar çok konuşuldu, tekrarlamayalım. İşte reisinin Hamenei'nin yerine geçme ihtimali. İşte Dışişleri Bakanlığı ne kadar önemli bir figür olduğu. Şimdi bunların ikisinin, yani bunda yani velev ki bir mesela suikast planı oldu. Yani iç güvenliğin de bunlara dikkat etmesi lazım. Etmedi, o insanların buna itiraz etmesi lazım. Yani ikisinin aynı helikopterde olması, o hava koşullarında helikopter seyahati yapılması, bunlar zaten öyle şeyle, suikastle falan izah edilecek gibi şeyler değil. Yani kaza tablosunu çok netleştiriyor bana sorarsanız. Ama kaza, suikast, işte acaba o helikopteri de bir kurcalandı mı filan, yani o kadar uç şeyler var ki,
iddialar var ki, hatta sosyal medyada daha fazla varmış. Ben şimdi televizyonlarda baktım. O bile bana fazla geldi. Sosyal medyada daha ileri şey, yani Hamaney işte oğlunu geçirmek istiyor falan yerine gibi iyice uç şeyler. Onun daha sükunetlisi işte acaba İran içerisindeki bir cepheleşmenin, bir iç güç mücadelesinin de bu işte parmağı olabilir mi? Dediğim gibi bu ihtimalleri açık bir ortam var. Ama bunlar nasıl tecelli eder bu koşullar altında, onu da düşünmek lazım. Bana o yüzden pek suikast gibi gelmiyor. Yani suikast olmasa da suikast olarak algılanması doğal geliyor. Ama biraz daha düşündüğümüzde suikast olma ihtimali az gibi geliyor. Veya neredeyse yok gibi geliyor. Fakat diğer taraftan, yani eğer hani olmaz olmaz, her şey olabilir. Hele de böyle bir ortam hepimizi yine de birazcık kafamızı bir tarafını kurcalıyor. Ben bu kadar çok şey iddia edilmişken, veya belki ben rastlamadım ama bir şeyin pek de kurcalanmadığını gördüm. Dediğim gibi böyle bir şey vardır, bu çok muhtemel bir şeydir manasında söylemiyorum da, bu kadar seçenekten bahsedilmişken aslında benim dikkatimi çeken şey Azerbaycan sınırında olmuş olması, İlham Aliyev'le bir baraj açılması. Şimdi Azerbaycan'la İran arasında böyle tırmanan bir gerilim falan yok. Azerbaycan'ın da böyle bir işe girişecek hali yok. Yani bu gerçekten fevkalade bir olay. Ama Azerbaycan'ın İran'la aslında gerilimli bir ilişkisi olduğunu da hatırlayalım. Yani yeni bir komplo çıksın diye söylemiyorum ama bunda hani bu kadar şey hatırlandı. Ben buna rastlamadım. Oysa ki yani öyle düşünmeye başlasak veya öyle emareler belirseydi, ben biraz bunu düşünürdüm. Zira Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkileri de çok iyi. Dolayısıyla İsrail'in, yani Azerbaycan'ın devreye girmediği durumda bir de kolay rahat davranılabilecek ülkeler vardır. Doğrusu İsrail İran içerisinde de operasyon yapabiliyor. Yani illa rahat bir yerde olması falan kuşku yaratacak gibi değil. Bizzat adamlarını İran içerisindeki operasyonlarla öldürdü biliyorsunuz. Suikast operasyonları gerçekleştirdi. O yüzden çok mahir bir gizli servisi, operasyon gücü var. Ama bu Azerbaycan sınırında olması filan, eğer yani bir şey olmuş olsaydı, suikast ihtimalini güçlendirecek emareler olmuş olsaydı, ben İsrail'in Azerbaycan havzasında da onayı kullanarak bir şey yapmış olabileceğini ben kuşkulanırdım veya bunu bir ihtimal olarak düşünürdüm. Ama dediğim gibi, yani sonuç itibarıyla ABD'nin de, ben zaten yani İsrail'de her görüşten insan var, yani her ülkede var, ama ABD'nin özellikle böyle bir işin bir parçası olmaktan imtina edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu çok büyük bir olay. Yani bu ölçekte bir müdahale İran'a düşünülür müydü, onu bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle yani bu İran karşısındaki güçlerin gökte ararken yerde buldukları bir gelişme. Yani İran'da böyle bir siyasi boşluğun oluşmuş olması. Tabii hiçbir sistem kişilerle kaim değil. Birdenbire sistem çökecek birisinin yok olmasıyla diye bir şey, durum söz konusu olmaz. Ama çok ciddi, sarsıcı bir gelişme oldu. Bir gerçek. Onun ötesinde de İran'da zaten sadece dışarıdan meselesi değil. Yani dışarıdan işte 79 İran İslam Devrimi'nden beri zaten sistem dışı, düşman, işte şeytan axis of evil, şeytan hatlarının merkezi, şeytani güçlerin, yani işte Batı, ABD karşısı veya küresel sistem karşısına diyelim. Böyle bir ülke olmasının ötesinde İran'ın içerisinde de çok sıkıntı var malum.
Zaten o yüzden de her iki taraf açısından da şöyle bir ortam doğuyor. Yani bütün otoriter rejimler bu dış tehdit, içerideki itirazları dış tehditle bağlantılandırırlar ve öyle sindirirler. Bu malum. Yani biz ekmek fiyatlarını çok yüksek buluyoruz diye sokağa çıkana bile ya zaten Amerika, İsrail bizi karıştırmak istiyor, siz de onların ajansınız diye cevap verir. Otoriter bir düzenin zaten refleksi veya meşruiyeti bunun üzerine yükseliyor. Ama ister istemez böyle bir durum da olmuyor değil. Yani evet bu bir otoriter rejim meşruiyeti yaratıyor. Ama bu tamamıyla böyle bir bağlantı yok anlamına gelmez. Çünkü İran bugüne kadar gerçekten de içerideki sıkıntılarla dışarıdaki İran'ı içeriden karıştırma heveslerinin örtüştüğü durumlar oldu. Şimdi bu yapıp edilenleri meşrulaştırmaya çalışmıyorum. Ama bunun bir sürü örneği oldu. Kaldı ki İran'ın tarihinde de var. Geçmişinde de çok böyle aşikar içerideki rahatsızlıkları kullanmak gibi bir şey olmuş. Hele İran İslam devriminden sonra bu çok tekrar etti. Onun dışında bu şu da demek değil tabii. İçerideki sıkıntıları görmezden gelelim. Zaten bu Amerika bu İran'ın üzerine çullanmaya çalışıyor. Rejimi yok etmeye çalışıyor. O yüzden bütün İranlılar da hiçbir şikayetlerini dile getirmesinler. Sinsinler otursunlar denilemez. Rejimin kırılganlığı var tabii. Yani böylesi bir rejim hem dünyadan izole olmuş olmak dolayısıyla ekonomik sonuçları var. Yaptırım altında. Ve dünyadan izole olmuş olmanın başka sonuçları var. Diğer taraftan da tabii özgürlüklerin bu kadar sınırlandığı, kimin nasıl giyineceğine bile karışılan bir sistemde, yani İran İslam devriminin eskimişliği, tükenmişliği ve yarattığı büyük rahatsızlık var. Bu da bir gerçek rahatsızlık. Yani kimse dışarıdakiler sevinsin diye bir şey yapmıyor. Kendi hayatını devam ettirmek için yapıyor. Öyle rejimin içeride de böyle bir sıkışıklığı olduğu için öyle bir alanda mevcut. Fakat bu tür rejimler yani dedim, hep dışarıya yoruyor. Ve yani benim bir yumuşak karnım olmasa zaten kim bana karşı bunları kullanabilir? Hiç devreye girmiyor. Sonuna kadar bastırmanın meşruiyeti dışarıda aranıyor. Ama bunlar bazen de örtüşüyor. Yani gerçekten de İran'ın içerisinde ne zaman bir hareketlilik olsa dışarıdan İran rejimine karşı olanlar bunu çok fazla göze batan şekilde destekliyorlar, büyütüyorlar. Bu da böyle bir kısır döngüye de dönüşmüş vaziyette. Şu açıdan söylüyorum, şimdi reisinin ölümünden sonra işte İran halkı şimdi şöyle şeylere rastlıyormuş. İran halkı üzüldü mü, sevildi mi? Şimdi İran halkı da tek bir tane, yani hiçbir ülkenin halkı bir tane böyle bir türdeş bir topluluk değil ki. Yani onlar da kendi içlerinde yani sadece bir de muhafazakarlar veya işte radikaller basından bakıldığında bir de daha özgürlükçü, daha liberal bir düzen isteyenler falan da değil ki ayrışma. Aynı zamanda işte muhafazakarlar içerisinde reformistler var. Tamamıyla İran İslam devrimine karşı çıkanlar var ama İran İslam devrimi sınırları içerisinde reform geçmiş şeylerden iktidar değişimlerinde biz bunları çok tartıştık. Yani reformcular mı gelecek, işte sertlik yanlılar mı gelecek diye. Bir sürü bölünme var. Ama sonuç itibarıyla da önemli olan, yani bugün de gene gündeme gelen şey, evet yani birileri reis, zaten sorun orada yani. Fevkalade kutuplaşmış bir toplum bu açıdan. Birileri tabii ki reisi benimseyecek, kahraman ve kendi lideri olarak görecek. Diğerleri ise işte kutlama, sosyal mesaj, İran içerisinde işte sosyal mesajda bu olayı kutlayanlar var filan diye şey yapıyoruz. Bunları öğreniyoruz. O da olacak yani, sevindiler mi? Onun sayısı ne kadardır? Onu da saptayamayız. Ama her ikisinin de ağırlıklı olarak var olduğu belli. Zaten her seçimlerde, siyasi tartışmalarda gösteriler. Bu tablo tekrar tekrar kendini gösteriyor. Nitekim işte bu Mahsa Amini daha en yakın olan. Şimdi o şeyde de yani o rejim içerisindeki bir sıkıntıydı.
Yani İran'da doğrudan işte basını, siyaset takip eden arkadaşlardan da İran rejiminin gerekçelerini öğrendik. İşte Aza Karakol'da öldürülmedi, işte aslında gerginlikten öldü filan, neyse ne. Ama bir sıkıntının dışa vurmasıydı onlar. Diğer taraftan da ama bu sıkıntının dışa vurması dışlardan da çok abanıldığı için iyice tehdit algısı içerisine giriyor. Böyle bir döngü içerisinde İran. Bu açılardan da bu reform yanlısı olsun veya tamamen İran İslam rejimine isyan etmiş insanlar olsun, onlar açısından tabii bu kutlanacak bir olay veya işte büyük, daha doğrusu ümitkar olunacak bir olay. Hani böyle hazır bir siyasi zaaf ortamı oldu. Belki her şey birdenbire tekrar, yani zaten sürekli kırılgan olan, bu açılardan çok kırılgan olan, içeride de çok kırılgan olan rejim. Bu vesileyle belki bir iktidar boşluğu, bir zaaf oluşur ve bu yöndeki en azından ümitler, moral, bunlar da önemli şeyler siyasette. Bunları besleyen bir gelişme olduğunu görmek lazım ama nasıl bir sonuç verir bugünden bunu görmek katiyen mümkün değil. Yani onu size söyleyeyim. Yani ne kadar hesap yaparsak yapalım, işte öyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur, bugünden görülecek gibi değil. Ne kadar içini, iç dengeleri bilsek de nasıl seyredeceği, rejimin nasıl tepki vereceği, Şahmaney'in nasıl tepki vereceği, onun dışında reisi çevresinin nasıl tepki veya destekçilerine. Bu arada da tabii bir söylemeyi de ihmal etmeyelim. Seçimlerde falan görüyoruz, her iki tarafında destekçisi var diyoruz ama seçimlerde İran rejiminin kırılganlığı da sürekli olarak bir kez daha, her seferinde bir kez daha ortaya çıkıyor. Katılımlar çok düşüyor. Bu reisin seçildiği seçim de öyle. Çok düşük katılımlı seçimler, özellikle büyük şehir, özellikle Tahran'da. Yani o da zaten, bütün bunlar da İran'daki rejimin iç kırılganlığına dair işaretler. Ama oradan bu rejimi kıran bir şey mi çıkar? O kırılma yani ılımlı bir geçiş mi olur? Yoksa hiç de ılımlı olmayan, kanlı bir süreç mi olur? Onları bilemeyiz. Çünkü bu eşiklere daha önce İran'da gelindi. Yani reformistler üzerinden. Yani ılımlı bir geçiş süreci her zaman bloke oldu. Onun ötesinde tabii İran rejimi, İran rejiminden ibaret değil. Tabii küresel yani devrim ideolojisiyle ve de ülkenin politik iddialarıyla bağlantılı olan dışarıda müdahilleri var. Ve dolayısıyla zaten ABD, İsrail açısından da işin bu kısmı önemli. O yüzden de sadece içerideki mesele değil, içeride liberal bir hayat tarzı isteyenler, aynı zamanda Batı ittifakına girmek isteyenler oluyor. Yani o orada da onunla örtüşüyor. O yüzden tablo iyice karmaşık bir hale geliyor. Yani rejim direniyor. Rejim sadece kadınları işte başörtülerini daha sıkı takmaları konusunda radikal bir direnç göstermiyor. Aslında İran'ın dışarıdaki müdahilleri çok tartışma konusu. Yani İran'ın içerisinde bu rejimden şikayet edenler haklı oranda, işte ülkenin ekonomisi ortada, gücü ortada, bu tür devrimci hayaller peşinde gidilip işte Yemen'den işte Lübnan'a, bütün dünyadaki bu Batı karşıtı şeylere, özellikle tabii ortada asıl önemlisi, destek veriliyor. İşte bunu istemiyoruz, biz de bir batılı ülke gibi rahat rahat bu ittifakın içerisinde bu işlere bulaşmadan yaşamak istiyoruz diyenler var. O yüzden mesele büyük yani. Sadece dediğim gibi işte Mollalar böyle gözleri kör bir şekilde gidiyor diye o ideolojiyi tartışabilirsiniz tabii. Yani niye bölgesel hegemonya peşinde veya İslam devriminin bir karşılığı var mı artık? Yoksa bu sadece İran'ın jeopolitik iddiası mı? Tabii bu dediğim gibi bunlar sonuna kadar tartışılabilir ama
sonuç itibariyle İran'dan ibaret değil. Ona bakarsanız başka ülkelerin de küresel hakimiyet veya bölgesel hakimiyet çabası var. Ve onların da maliyetleri, bölgesel maliyetleri de kendi vatandaşlarına ödettikleri maliyetler de tartışılacak konular. İlerleyen günlerde çok daha fazla konuşacağız belli ki. Evet, çünkü biraz sisi, bu böyle sis metaforu çok öne çıktı ama aslında şimdi sisli bir durum var. Yani biraz netleşmesi lazım diye düşünüyorum. Yoksa gerçekçi olmaz büyük büyük iddialar ileri sürmek. 11 Haziran'da adaylar açıklanacakmış. 28 Haziran'da ise seçim yapılacakmış. Çok yüksek ihtimalle konuşmaya devam edeceğiz bu sürece. Hı. Hocam, asıl mesela onun üzerinden konuşursak daha somutlaşmış olacak. Şimdi asıl diğer konumuza geçelim istiyorum. İsrail meselesine geçelim istiyorum. İran'dan İsrail'e çok yakın zamanda az önce siz de anlattınız iki ülkenin çatışması üzerinden de Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Netanyahu hakkında tutuklanmasını talep etti. Aynı zamanda 3 Hamas yetkilisi içinde benzer suçlardan savaş suçu işlemek ve insanlığa karşı suç işlemek suçlarını talep etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları ilerleyen günlerde bu konuyu görüşecek. Aynı zamanda Biden da İsrail'de Gazze'de soykırım yapmadığını savundu Netanyahu'nun. Bu tarz açıklamalar var. Savaş orada devam ediyor. Pek çok insanın hala öldüğünü, esir altında olduğunu, çok kötü vahşet durumlar yaşandığını hepimiz izliyoruz buradan. Türkiye'den ya da dünyanın farklı yerlerinden. İlk başta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını, talebini sorarak başlamak istiyorum. Çünkü benzer talep Putin hakkında da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında da aslında çıkmıştı ama çok da bir şey olmadı sanki. Olmadı. Yani Netanyahu hakkında olur mu? Böyle bir şey beklemeli miyiz yani? Hayır, bekleyemeyiz. Yani somut şeylerden bahsediyorsanız Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir yaptırım gücü yok biliyorsunuz. Ama sembolik bir gücü var. Yani bunun üzerinden bir zarar olabilir. Netanyahu üzerinde zaten yeterince dünya kamuoyu baskısı var. Bu da onu daha da pekiştiren, daha da böyle üstelik de kurumsal hale getiren, yani sadece protestocular, dünya kamuoyu değil, artık daha kurumsal yaptırımı olmasa da, somut bir yaptırım gücü olmasa da, küresel tabloda Netanyahu'nun işte aslında bu savaşın müsebbip sorumlularından biri olduğu derken, yani şu açıdan diyorum çünkü tabii sadece Hamas başlattı diye düşünenler var ve İsrail içerisinde de Batı'da da ama onun ötesinde yine İsrail içerisinde de Batı'da da Müslüman dünyada da Netanyahu'yu birinci sorumlu olarak tutanlar var. Bana sorarsanız her ikisi de fakat tabii oransız bir sivil ölümü meselesi tabii bütün dünyada bir vicdani mesele haline gelmiş vaziyette. Soykırım konusu, bakın her ne kadar biz tabii yani 35 bin kişinin ölmesi, daha azının bile olsa sivil ölmesi öyle kolaylıkla savaş halidir, olur denilecek işler değil. Yani savaşın da bir hukuku olması lazım, bir vicdanı, mekanizmasını harekete geçirmesi lazım bir noktadan sonra. Ama soykırım yani biz kendimize gelince çok siyasi bir şeydir diyoruz, tanımdır diyoruz. Ondan sonra yani biz derken ben değil tabii, yani devlet olarak soykırım siyasi bir tanımdır deniliyor. Ondan sonra da İsrail savaştır, soykırım değildir dendiğinde hayır soykırımdır diye iddia edebilmemiz gene yani çok büyük bir katliam olduğu kesin. Dediğim gibi savaş içerisinde bile katliam meşrulaştırılamayacak bir boyut ve insanlık trajedisi yaşandığı kesin. Ama bu soykırım üzerinden zaten işte yapılabilecek en fazla Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler müdahilleri filandır bu konularda.
Onun dışındaki bir geniş bir tartışma konusu olur. Zaten soykırım tanımı ne zaman çıkmıştır hep tartışmalı. Neyi kapsayacak yani sadece Yahudi soykırımını yoksa benzer olayları da mı kapsayacak? O yüzden hani soykırım yapıyor. Bunu böyle görenler bu şekilde adlandırabilir ama bunun da bir sonucu yok yani. Somut siyasi bir sonucu yok. Somut olan şey şu. Gerek İsrail içerisinde artık orada da tekrar hani baştan bir bütünlük oluşmuştu Hamas saldırısından sonra orada da gösteriler başladı, farklı fikirler yani hem rehinelerin aileleri yani başarısız buluyor Netanyahu hükümetini hem de vicdan sahibi insanlar ya böyle bir şey olmaz, savaş halinde bile bunlar yaşanmaz diye isyan ediyorlar, hem de küresel çapta baş müttefik olduğu için ve İsrail'in müttefik Batı ülkelerini çok zor duruma düşüren bir tablo ortaya çıktığı için Netanyahu üzerinde baskı yapılıyor. Ve bu baskılar işte bu dediğin ceza mahkemesi kararıyla daha da yoğun ve somut bir hal alıyor. Onun ötesinde tabii kamuoyu dediğimiz baskılara bazen hiç kulak verilmiyor falan ama bu hem belli bir boyutu aştı. Onun ötesinde Amerikan başkanlık seçimlerini şu an itibariyle etkilediği söyleniyor. Biden'ın aleyhine, zaten Biden çok desteği çok kırılgan. Trump'ın şu an itibariyle arkasında desteği. Bunun pek çok nedeni var. Bir de bunun üzerine bu olay geldi. İsrail'e verdiği koşulsuz destek ve de Amerika'da ilginç olan ve çok gündeme getirilen mesele sadece işte oradaki Müslüman kökenli veya işte Arap dünyası kökenli Amerikalılar değil. Pek çok Amerika'da da başka yerlerde ama Amerika'da özellikle bu kampüs direnişleri çok dikkat çekti doğal olarak. Çünkü çok fevkalade bir gelişme. Oya ne kadar yansır oy oranlarına, yani ne kadar Müslüman vardır oradaki gençlerin toplam seçmen profili ne kadardır tartışılır ama bunların yarattığı bir ortam var ve o ortam gerçekten de Biden'ın çok aleyhine olan bir ortam oldu. Yani hem küresel düzlemde hem de Amerika'nın içerisinde. O yüzden yani işte başından beri aslında Amerika'daki işte İsrail'in varlığını çok önemseyen çevrelerde, yani Demokrat Parti içerisinde de, onun dışındaki lobi çevrelerinde de Netanyahu'nun zaten bir ayak bağı. Hem İsrail için büyük bir tehdit olduğu. Niye İsrail için büyük bir tehdit? İşte bütün bu tablolar oluşuyor ve İsrail meşruiyetini yitiriyor. Yani dünya kamuoyu gözünde de sadece Müslüman dünyada değil. Onun ötesinde de ABD'nin başını derde sokuyor. O yüzden başından itibaren zaten Netanyahu hedefte. Netanyahu, bana sorarsanız Netanyahu'yla ilgili kilidin çözülememesi anlaşılmaz bir şey değil. Çünkü sonuç itibariyle her ülkede olduğu gibi beğenin beğenmeyin. Sonuç itibariyle seçimle iş başına gelmiş bir ve yani böyle bir hacı yatmaz gibi gerçekten böyle bir şekilde gücünü kaybediyor. Tekrar başka bir yerden bakımdan maharetiyle de bilmiyor. Ama sonuç itibariyle tablo ortada. Yani seçimle, tek başına seçimle gelmedi. Ama iktidar olabilmek için bir yol buldu. O da işte aşırı sağcılarla koalisyon yapmak. Bu tablo ABD açısından zaten başından itibaren yani Hamas meselesinden önce de yani Filistin katliamından önce de sorundu. Yani böyle bir tablo, yani böyle işte terörü öven, işte Filistinleri öldürmeyi öven, yani resmi siyaset içerisinde hiçbir ülkede olması kabul edilemeyecek, son derece yadırganacak işler oluyor bu. Bu da baş müttefik olan ABD'yi başından beri zaten zorluyor. Ama sonuç itibarıyla da bir şekilde bir Netanyahu ve aşırı sağ
gerçeği var İsrail'in. Bu koşullar altında zaten bu Filistin savaşından önce yüksek mahkemenin böyle ABD'de işte belli çevreler, İsrail'i destekleyen çevreler Netanyahu, yani İsrail Netanyahu'dan kurtulsun. ABD de yani müttefikine gönül rahatlığıyla ittifak edebilsin diye İsrail Yüksek Mahkemesi'nin devreye girmesine ümit bağlamışlardı. Zaten Netanyahu da bunun gördüğü için Yüksek Mahkemeyi kontrol altına almaya girişti. İşte hemen Gazze saldırısından önce bu vardı. Bu gündem vardı. Ama dediğim gibi yani Netanyahu'nun da bir gerçekliği var ve İsrail'de siyasetin de bir toplumsal tabanı var. Yani çoğunluk olmasa da çok ciddi bir ölçekte insan, nüfusta insan Netanyahu'ya da oy veriyor. Aşırı sağ partilere de oy veriyor. Ve bunu siz dışarıdan konu işte böyle zannediliyor ki Amerika ne derse İsrail onu yapar. İsrail ne derse Amerika onu yapar. İlişki böyle değil. Çok daha girift. Yani bu derece sıkı fıkı ve baş hamisi bir büyük süper gücün olduğu bir ülke açısından bile kendi iç dinamiği var. Böyle kolaylıkla sen Netanyahu git öbürü gelsin denilemiyor. Ben başından beri zaten Netanyahu'lu bir çözüm belki bulunabilir diye düşündüm. Yani diğer aşırı sağ partilerinle olan kabinenin bozulup onun yerine daha milli birlik koalisyonu. Şimdi savaş koalisyonu var ama bu tamamıyla geçici bir şey. Onun daha sabitlenmesi ihtimali daha bana yakın geliyordu. Bir şekilde o da olamadı. Şimdi işaretler Netanyahu'suz. Yani Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde suçlusu ne oluyor? Yaptırım gücü olması da küresel çapta yani böyle bir karalanmış bir siyasetçi, dışlanmış bir siyasetçi oluyor. İsrail'in de bununla yola devam etmesini zorlaştırıyor. Şu an itibariyle yine Netanyahu'suz bir çözüm. Veya Netanyahu'yu ısrar ettiği, inatlaştığı konulardan farklı bir gerekçe çekebilmek için bir ciddi baskı aracı olabileceğini düşünüyorum bu son kararı. Son olarak aslında Kobani davasını, yani Türkiye gündemindeki davayı konuşmak isterim. Çünkü Kobani davasında çok büyük cezalar geldi. Hem bu cezalar şaşırtıcıydı hem şaşırtıcı değildi. Çünkü çok bu kadar ağır cezalar beklenmiyordu. Ve siyasette aslında normalleşme, yumuşama tartışmalarının gölgesinde görüleceği için bir ihtimal biraz daha bunun yansıması olur diye bekleniyordu. Tabii ki ama çok da öyle olmadığı da aslında görülmüş oldu. Yeni anayasa, sivil anayasa tartışmalarının da etkili olabileceği düşünülüyordu ama çok da öyle olmadı. Siz ne demek istersiniz Kobani davası ile ilgili? Vallahi dediğin gibi hem beklenir hem beklenmez demeni anlayabiliyorum. Ama yine dediğin gibi bu siyasi bir dava. Dolayısıyla bunun hakkındaki değerlendirmeyi de siyasi çerçevede yapmak lazım. Ha biz hiç hukuk konuşmayalım demek istemiyorum ama benzer davalarda da yani zaten bunların hukuki çerçevenin çok ötesinde davalar olduğu çok aşikar. Evet. Özellikle de Kürt meselesiyle ilgili, Kürt siyasetiyle ilgili olanlar daha da büyük bir paketin bir parçası. İki büyük boyut, iki boyut var. O büyük paket Kürt siyaseti, Kürt meselesiyle ilgili Türkiye'deki gelişmeler yani. Nasıl bir çözüm veya sorunu nasıl tanımlıyoruz? O büyük sorun. Yani o havada kalmaya da devam ediyor bu arada. İkincisi mevcut iktidarın şimdilik bu meseleyi tanımlama biçimi. Onu o çerçevede zaten hukuki kararlarda veriliyor. Bugünkü iktidarın bu konudaki tanımlaması ve tasarrufu da kendi içerisindeki dengelere bağlı. Biz o yüzden çok konuşuyoruz değil mi? Yani evet işte hukuken öyledir böyledir falan diye konuşuyoruz ama asıl mevzu dediğin gibi yumuşama dönemi dedik. Bir kere bu yumuşama dönemi
nasıl tarif edeceğiz? Çok yeni bir durum o söz konusu. İkincisi çok spekülasyona açık bir durum var. Yani gerçekten işte yumuşama konusu samimi mi değil mi ötesinde iktidar ittifakı içerisinde bu ne kadar mümkün? Ve o da sürekli bir başka tartışmanın önünü açıyor. O da MHP'nin aslında Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın siyaseti başka bir düzleme taşıma düşündüğü ve amaçladığı fakat ittifak içerisinde bulunduğu Bahçeli'nin, MHP'nin bunun önünü kesti. Mesele geliyor Kobani davası da geldi buraya kilitlendi sonuç itibariyle. Evet. Bu da büyük soru, böyle küçük bir mesele değil. Ama dediğim gibi ilk önce bu en dar şeyin biraz çözülmesi lazım ki daha sonrası o daha büyük paketleri, daha büyük çerçevelerin konuşmanın, değerlendirmenin önü açılsın. Şu an itibariyle bugün gene Bahçeli'nin konuşmasını ben kısmen duydum. Yani dinledim. Gene ateş püskürüyordu. Zaten her Kürt meselesi konusunda veya Kobani davası veya işte HDP'li eski politikacıların cezaevinde olması konusundaki tavrı net. O böyle bir tavır benimsediği sürece de spekülasyon alanı genişliyor tabii. Yani şu belirsiz oluyor. Erdoğan gerçekten başka bir yolu dikkate almayı düşünüyor mu? Bu nedenle mi ayağına çelme takıyor MHP? Yoksa zaten bunlar işte iyi polis kötü polis senaryoları mı? Bunu da bilmiyoruz. Bu konuda sadece spekülasyon yapıyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Ve dolayısıyla şu andaki nokta itibarıyla MHP'nin yani bu konuda ağırlığını koymuş vaziyette olması, en azından bu engellemeyi büyük ölçüde yapabiliyor olması. Ama o olmasaydı acaba bu yumuşama dediğimiz çerçevede Kobani davasından farklı, ne kadar farklı sonuçlar bekleyebilirdik? O da bu birinci soruyu çözemediğimiz için, o faktör hep ön planda olduğu için şeyi zor. Tahmini zor. Ama bu arada Selahattin Demirtaş işte bu yine içeriden verdiği mesajda Kürt meselesi açısından, o genel konu açısından yine Erdoğan'la Öcalan çözer. Evet. Demiş bunu. Şimdi o da çok tabii tartışmaya açık bir mesele. O yani tamamen Demirtaş bugünkü DEM Parti veya Kürt siyasetini temsil ediyor mu? Aynı düşünenler kimler? Ayrı düşünenler var mı? Sorusu baki kalmak üzere. Bu kendi içerisindeki bu iddiada tekrar akıllara bu dedik ya baştan acaba hangisi doğru? Yani Erdoğan böyle bir yani hem genel olarak Türkiye'de bir yumuşama, normalleşme hem de Kürt meselesi bu paket içerisinde Kürt meselesini de soktuğu bir şey mi düşünüyor? Bir projesi mi var konusunda demek ki Demirtaş'ın kafasındaki senaryo veya inandığı, ikna olduğu ihtimal Erdoğan'ın bu yönde ilerlemek istediği ve MHP'nin onun önüne çıktığı ve engellediği. Yani MHP'siz bir Erdoğan nasıl olacaksa önderliğinde tekrar barış süreci koşullarına dönülmesi senaryosunu demek ki muhtemel görüyor. Ben onu da çok muhtemel görmüyorum. Sadece Erdoğan faktöründen dolayı değil. Bunca zaman yaşananlar, söylenenler, boşa çıkan şeyler, iddialar üzerinden de böyle tekrar gözden geçirilmesi gereken bir mesele. Bunun içerisinde tabii Kürt siyasetinin zamanında, yani Kobani gösterileri için söylemiyorum ama Suriye ve Rojava devrimini fazlaca öne çıkarmış olmaları. Yani daha Türkiye'deki siyaset alanından daha fazla ağırlığı oraya vermelerini bile tekrar gözden geçirmemiz lazım. O bakımdan diyorum yani o sadece MHP şeyiyle, engeliyle karşılaşan
şu anda o engelle karşılaşıyor ama o engel aşılsa da tekrar barış süreci koşullarına dönülür mü konusunda beni kuşkuya düşüren bir sürü böyle faktör var. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız, yorumlarınız için. Bugünlük bu yayının sonuna geldik. Hem İran'ı hem İsrail'i hem de Kobani davasını konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.